ya böyle çat kapı gidiyorum. Ayıp mı olur acaba? Neden ayıp olsun ki? Hem sürpriz yapmış olurum. Evlenmiş olsan karın da yanında olurdu. Benim de aklım sende kalmazdı. Allah Allah. Hayırdır Nalan Hanım? Çocuğunuza bakmaktan şikayetçi misiniz yoksa? Hadi oradan serseri. Şikayet değil benimkisi. Bir tanecik oğlum var, bakarım ben. Ama senin de evlenip çoluk çocuğa karışma vaktin geldi de geçiyor. Yani haklısın anneciğim ama bu işler kısmet ya. Öyle ha deyince evlenilmiyor ki. Niyetine girsen bak nasıl çıkacak karşına evleneceğin kız. Alev de sen de bu işin dalgasındasınız. Oho. Alev umutsuz vaka ya. Da ben o kadar değilim sanki. Ay hadi inşallah. Birim var yoksa Umut? Söylemiyorsun. Vallahi elimde kalırsın ha. Anne sakin, sakin bir ya dur. Allah Allah. Var yani bizim de tarttığımız, biçtiğimiz bir şeyler. Ama evlilik yani bu evcilik değil. Aman da aman neler duyuyorum. Kim bu şanslı kız? Neyse anneciğim tamam hadi konuşuruz sonra. Geliyorum ben şimdi. Hayırlı günler. Buyur kızım, buyur. Umut hiç söylemedi bugün temizlik olduğunu, hay Allah. Çıkar kızım üstünü başını. Malzemeler banyoda. Umut 3 gündür hasta. Evin içine mikroplar sarmıştır. Güzelce sil, değil mi kızım? Anlamadım. Ne temizliği? İstersen mutfaktan başla. Neye başlayayım? Şey, gündelikçi değil misin kızım? Benim gündelikçiye benzer bir halim mi var? Şey, ben seni böyle görünce... Nasıl görünce? Böyle oğlumun evine başka niye gelesin ki? Nursema hoş geldin. Arkadaşın mıydı? Evet anneciğim. Nursema çok sevdiğim bir arkadaşım. Ay kusura bakma kızım. Ben bilemedim, yanlış anladım. Ne oluyor, ben hiçbir şey anlamadım ya. Sana revani yaptım. Sen seviyorsun diye. İnşallah beğenirsin. Zahmet etmişsin, teşekkür ederim. Gel oturalım biraz. Yok. Ne zahmeti, şifa olsun. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ne rahatsızlığı Nursema, Allah aşkına. Gel lütfen. Dur ben çıkayım oğlum. Yok gerçekten, ben geçerken uğradım. Zamanım da yok zaten. Biraz kalsaydın bari. Sen bir şeye bozulmuşsun. Ne oldu? Annem beni gündelikçi sandı da. Ne? Yok canım. Sen yanlış anlamış olabilir misin? Yo, hiç yanlış anlamadım. Elime bir bez tutuşturmadığı kaldı. Beni böyle görünce aklına başka bir şey gelmedi demek ki. Nursema çok özür dilerim. Ama bak benim annem gerçekten öyle bir kadın değil. Yani gerçekten değil. Lütfen. Tamam ben gideyim Umut. Bir dakika. Şu an acayip bir yanlış anlaşılma oldu. Gel biz oturalım konuşalım. Annemi de çağırayım, o da söylesin. Yok şimdi değil, sonra başka zaman. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum kızma bana. Lütfen. Tamam. Olur kızmam. Şimdi lütfen gidebilir miyim? Anne sen kafayı mı yedin ya? Sen nasıl böyle bir şey söylersin benim arkadaşıma? Oğlum ne bileyim senin böyle bir arkadaşın olduğunu. Bana hiçbir şey söylemedin ki. Ya böyle ne demek? Oğlum arkadaşın olduğunu nereden anlayayım? Evi silip süpürecek sandım. Anne sen ne diyorsun ya? Ayıp oldu kızcağıza. Oldu tabii. Oğlum tamam da senin arkadaşın olduğunu nereden anlayayım ki ben? Ya şu kafada olduğuna inanamıyorum ya gerçekten. Bir anda çıktı öyle ağzımdan. Çok ayıp oldu kıza. Temizlikçiye benzer bir halim mi var benim ya? Annem adına senden özür dilerim. O da sonradan çok üzüldü. Ne yapıyorum ben ya? Umut'un ne suçu var ki? Anladım. Sorun değil. Sen üzülme. Sadece iyileşmene bak. Yarın konuşuruz. Hayırdır anne? Oğlum, dün de bir şey demedin. Üstüne gelmek istemedim. Kimdi o dünkü kız? Arkadaşım dediğin gerçekten arkadaşın mı? O ne demek? Yani kız arkadaşın değildir diye umuyorum. Niye? Ya öyle değilse konuşturma beni be oğlum. Anne sen ne zaman böyle peşin hükümlü oldun? O kızla sen olabilir misin oğlum? Eğri oturalım doğru konuşalım. Saçmalama Allah aşkına. Eline sağlık. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Alo? Sonunda sesini duyabildim ya. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, iyiyim. Sen nasılsın, nasıl oldun? İyi ben de. Hazırlanacağım şimdi, ofise geçeceğim. Tam iyileşmeden çıkmasaydın keşke. Yo, iyiyim ben. Ama dünden beri aklım sende. Bugün bir görüşelim ya. Tamam. Çıkmaya çalışacağım. Haber veririm sana, olur mu? Tamam, bekliyorum. Yani seni görürsem kendimi daha iyi hissedeceğim. Hem konuşuruz biraz. Tamam, inşallah. Haber vereceğim. Öpüyorum çok. Ben de. İlacınız. Bunlar ne içindi? Rahatlamanız, iyi uyumanız için. Demek sonunda bitti. Bitti abi, çok şükür. Hakkınızda hayırlısı olsun Ömer. Severim Leman'ı, yazık, üzülüyorum da. Senin de hayatını yaşaman lazım. Az bedel ödemedin. Demek ki bazı şeyler bedel ödemeden olmuyor abi. Mustafa'ların dönmesine sevindim abi. Sağ ol. Ben de gördüğümde konuştum Mustafa'yla bir ara. Allah razı olsun. Sen amcalarısın Ömer ama bilesin seni başka severler. Ben de onları çok seviyorum abi. Onlar da benim evladım, kardeşim sayılır. İnşallah Doğa ile Fatih de tez zamanda aralarını düzeltirler. İnşallah. Yani hiç olacak iş değil ama kız hamile diye hayatımızda susmadığımız kadar sustuk. Biliyorum abi, biliyorum, farkındayım. Ama onlar da genç işte, ne yapacaksın? Birbirlerini seviyorlar ama. Günün sonunda her zaman sevgi kazanır, sen merak etme. Hele bir de yolda 2 tane bebek varken. Hakkımızda hayırlısı olsun. Aile büyükler olarak bir araya gelelim de bu iş bir tatlıya bağlansın artık. İnşallah abi. Hadi buyurun. Soframız hazır. Bakü'den Ahat arıyor, açmam lazım. Siz çıkın, ben hemen geliyorum. İyi. Malum bazı yanlış anlaşılmalar olmuş yenge. Hı. Onu diyorsun sen. Yenge kusura bakma da işin aslını astarını öğrenmeden gidip Kıvılcım'la konuşmuşsun. Çok üzüldüm. Olay büyümesin diye de abime bahsetmedim bu konuda. Senden rica ediyorum, kapat gitsin. Ömerciğim, yani abini ikna etmiş olabilirsin ama ben pek ikna olmadım. Ne yani, sen benim dediğime inanmıyor musun? Hayır canım, inanıyorum tabii de o Alev denen kadın tehlikeli biri. Sen yakışıklısın, zenginsin. Seni hiçbir kadın kaçırmak istemez. Hele Alev hiç kaçırmaz. Hafif bir kadın o. Yenge yapma Allah aşkına. Sen Müslüman kadınsın. Durduk yere bu şekilde insanların günahına girme. Bak sonra çok üzülürsün. Alev böyle bir kadın değil. Sen gene de dikkatli ol. Ben de senin üzülmeni istemem hiç. Hadi geçelim yemeğe, abin de gelir şimdi. Anne ben çıkıyorum. Nereye gene? Demin söyledim ya Emine'ye uğrayacağım diye. Tamam, geç kalma. Akşama çağıracağım gelinin ailesini, ona göre. Tamam, merak etme, geç kalmam. Hayırlı günler. Hadi güle güle. Efendim Pembe Hanım. Kıvılcım Hanım, hayırlı günler. Size de. Öncelikle bu son görüşmemizde yaşananlardan dolayı kusura bakmayın lütfen. Çok üzgünüm. Ya artık bu aramızdaki tatsızlıklara bir son verelim. Verelim tabii. Ben diyorum ki bu akşam biz bir araya gelelim aile büyükleri olarak. Çocuklarımız için ne yapabiliriz? Bir konuşalım, tartışalım istiyoruz. Sönmez Hanım da gelsin. Arzu ederse Alev Hanım'ı da bekleriz. Yani Alev bunca yaşanan şeyden sonra gelmek ister mi onu bilemem ama annemle ben Doğa için geliriz. Peki. Görüşürüz o zaman. Hayırlı günler. Tamam Pembe Hanım. Görüşmek üzere. Küstah. Alev gelir miymiş bilmiyormuş da ama o Doğa için gelirmiş de bilmem neymiş de. Hasbinallah. Eh be oğlum, senin yüzünden şunlara ağız eğiyorum ya ben. Seni çok özledim. Ben de. Buluşsak mı gizli gizli, ne dersin? Çok komiksin Ömer. Sen bu gizli buluşma hikayesini bayağı sevdin bakıyorum. Canım ne yapayım, heyecanlanıyorum ya. Yerimde duramıyorum. Akşam berabermişiz bu arada. Evet. Pembe Hanım'la konuştuk bugün. İyi peki, akşam görüşürüz o zaman gizli gizli. Sevgilim benim. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Allah'ım şükürler olsun. Lütfen dikkat. Mavi kod. Ben önce bir Bekir'in mezarına gideyim. Ondan bir izin isteyeyim. Evet, evet. Gelmenize sevindim Alev Hanım. Yeğenim için geldim. Annem de çok ısrar etti. Ama korkmayın, kimseye sarkmayacağım. Efendim, tekrardan hoş geldiniz. Malum yavrularımız bir tatsızlık yaşamış. Bunu tamir etmek de bize düştü. Bizimkiler gelmiş olmasın? Ay keşke. Vallahi tek dileğim bu. Yenge bittim ben. Bittim, mahvoldum. Bana zorla imza attırdı. Kapının önüne koydu beni. Benim için gel. Ne oluyor burada? Utanmıyorsun değil mi evli adamlara musallat olmaya? Ahlaksız kadın! Sen? Aa! Sen kimsin be? Bu kadın o kadın. Bu kadın Ömer'in metresi. El ele göz göze gördüm ben bunları. Ömer'in yatağındaki kadın bu kadın. Leman, ne saçmalıyorsun sen? Biz ayrıldık, boşandık. Anlamıyor musun? Sen benden zorla imzalarak ayrıldığımızı mı zannediyorsun? Biz Allah katında hala evliyiz Ömer. Sen benim kocamsın. O zaman Allah katında da bu insanların huzurunda da bitirelim bu işi. Boş ol. Boş ol. Ömer, sakın. Bak yalvarırım. Boş ol. Yeter artık. Ben şimdi anlamadım. Ömer amcam Kıvılcım Hanım'la mı beraber, Alev Hanım'la mı? Bir dur Nilay. Oturalım bakalım, bir oturun. Buyurun. Leman aşağıda. Yanında da şoförüm var. Birazdan da hastaneden gelip alacaklar. Bize bir açıklama yapmayacak mısınız? Ben Kıvılcım'a aşığım. Tövbeler olsun. Ne? Ve onu çok seviyorum. Bir ömür onunla birlikte olmak istiyorum. Kıvılcım, bir ömür benim yanımda olur musun? Gidelim. Bu Leman'da da var bir tuhaflık. Dengesiz anne, dengesiz. Onun da her lafına inanmamak lazım. Allah amcamın yardımcısı olsun. Leman yenge boşanmaz amcamdan. Ay, bana da öyle geliyor. Neyse, boş versen şimdi Leman'ı, Ömer'i de. Doğa ile Fatih ne olacak? Kız hala annesinin evinde. Doğa da işi iyice inada bindirdi. Yok kızım yok, bu böyle olmaz. Hadi hazırlan. Bu işi biz onlara bırakırsak daha çok bekleriz böyle. Anne yine mi gideceğiz Kıvılcım Hanımlara? Gideceğiz Nursema, ne var bunda? Elimizi çekmiş, kabullenmiş gibi mi görünelim yani? Hem şu Alev meselesini de söyleyeceğim ben, bilsinler. Ya anne, sen daha önce babamla ilişkisi var sanıp o eve gitmedin mi? Şimdi gidince ne diyeceksin? Kocam değilmiş, kaynım mıymış diyeceksin. Allah Allah. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Leman ne bilir Alev'i? Baksana adına sanına kadar her şeyi öğrenmiş. Ben de söyleyeceğim yani, ne var bunda işte? Tamam anneciğim, ne yapmak istiyorsan yap. Sonra ahlanıp vahlanma ama. Sen de şu aldığın hediyeleri getir. Gitmişken verelim onları da. Alamadım ben. Alamadın mı? Niye gittin o zaman? Yani hiç içime sinen bir şey bulamadım. Beğenmedim yani. Bugün yine gidip bakacaktım. Oh Nursema, sen her gün bir yere git. Sana gitmek olsun zaten. Anne gitmeden mi hediye alacağız? Bu da mı yasaklandı? Bana bak kızım, çok gezenin ayağına pislik bulaşır. Allah yazdıysa bozsun. Amin anne, amin. İşte diyorum ki ben bugün gidip hediye bakayım. Sen Kıvılcım Hanımlara, ben siz git, olur mu? İyi tamam, hadi bu sefer tek gideyim ben. Gerçi onlara da kırgınım bu Ecem mevzusu yüzünden ama... Artık yapacak bir şey yok. Gelin işte. Oğlumun hatırı var. Ne yapacaksın? Aa, hoş geldiniz Pembe Hanım. Hoş buldum. Buyurun. Selamünaleyküm. Pembe Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kusura bakmayın, ben gene böyle habersiz geldim. Rica ederiz. Ellerimle de kete yapmıştım size. Afiyetle yersiniz. Zahmet etmişsiniz. Elinize sağlık. Buyurun. Sağ olun. Ne içersiniz? Kahve yapayım mı size de? Aa, ben de vallahi zahmet olmazsa bir kahve alırım. Tamam. Doğa yok galiba. Siz gelmeden biraz önce çıktı. Hamilelik eğitimine gidiyormuş. Aa, öyle mi? Nereden çıkmış o? Şimdi gençler arasında moda işler bunlar. Anne olmak için hazırlanıyor. Ya birçok kişi gidiyor aslında. Bu konuda bilinçli olmak açısından faydalı olacaktır. Tabii tabii, haklısınız. Alev Hanım nasıl? Maşallah, işleri çok yoğun bu ara, koşturuyor. Oh, oh maşallah. Bereket geldi mi her yerden geliyor tabii. Ya, iş, aşk. Aşk derken? Ne aşk? Biz de duyunca çok şaşırdık. Çok şaşırdık. Neye şaşırdınız Pembe Hanım? Alev Hanım'la Ömer'in beraberliğine. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Alev'le Ömer mi? Anne saçmalama lütfen. Ne Alev'i ne Ömer'i. Pembe Hanım siz nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Hayır, biz de çok şaşırdık. Benim eltim Leman. O söyledi. Kocamın Alev Aslan adında bir kadınla ilişkisi var dedi. Pembe Hanım lütfen kendinize gelin. Yapmayı rica ederim. Siz nasıl böyle bir şeye inanabilirsiniz? Bakın bu eve ikinci kez bu şekilde çirkin bir iftirayla geliyorsunuz. Bu kadarı da çok fazla ama. Hayır ben de söyleyenin yalancısıyım. Olmayın Pembe Hanım, olmayın. Yani nedir ne değildir anlamadan dinlemeden bu eve kapımıza dayanıp ortaya bir bomba bırakıyorsunuz. Yapmayın rica ederim. Kıvılcım Hanımcığım biz de inanamadık zaten ama ben sizin haberiniz vardır diye düşündüm. Kötü bir niyetle söylemiyorum. Sizi hele üzmeyi hiç istemem. Ama yani el alemin de ağzı torba değil ki büzesin. Görmüşler, söylemişler işte. Siz de hemen koşa koşa bize söylemeye geldiniz öyle mi? Bakın bir kere çirkin bir iftirayla bu eve geldiniz, mahcup oldunuz. Şimdi yetmedi bir daha mı? Yani bu sizin inanmamış haliniz mi? Pembe Hanım Allah aşkına sizin benim kardeşimle ne derdiniz var? Ne alıp veremediğiniz var? Yani ondan ne istiyorsunuz? Onu bize bir söyleyin. Neden bu kadar takıksınız benim kardeşime? Aşk olsun Kıvılcım Hanım ben niye sizin kardeşinize takık olayım? Yani benim Alev Hanım'la ne derdim olabilir ki? Ben de onu soruyorum zaten. Sizin benim kardeşimle ne derdiniz var? Siz bunu bize söyleyin, hep birlikte rahatlayalım. Ömer hala evli. Yani duyunca çok üzüldüm. Bizim Leman da biraz değişiktir. Ha şimdi olay falan çıkartır. Hani o gelmeden ben geleyim konuşayım istedim sizinle. Ben daha fazla dayanamayacağım bu saçmalıklara. Pembe Hanım kusura bakmayın okula geç kalıyorum. Benim yetişmem lazım. Üzüldüm şimdi. Bence de üzülmelisiniz. Bakın biz farklı tarzda insanlar olabiliriz. Ama unutmayın ki biz artık bir aileyiz. İftira attığınız kişi benim kızımsa sizin de dünürünüz. Sizin de bir kızınız var. Sönmez Hanım, inanın kötü bir niyetim yoktu benim. Keşke hiç söylemeseydim. Keşke, keşke. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Kusuruma bakmayın tekrardan Allah'a ısmarladık. Rica ederim. Alev'le Ömer ne demek ya? Alev'le Ömer ne demek? Şuursuz kadın. Ben, Allah'ım ben kızımı kimlerin yanına göndermişim ya? Kimlerin içine yollamışım? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kahretsin. Leman, ah! Rezil oldum insanlara senin yüzünden. Buyur yenge. Leman, nasılsın? Müsait miydin? İyiyim yenge, müsaitim. Sen nasılsın? Leman, senin ipinle kuyuya indim. İp koptu kızım. Rezil oldum ben insanlara. O ne demek yenge? Dünürlere gittim ben konuşmaya. İftira atıyorsun dediler, üzerime yürüdüler. Kızılca kıyamet koptu. Utandım vallahi, ne diyeceğimi şaşırdım. Öyle bir şey yok diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Vallahi yengecim, arkadaşım üzerindeki elbiseye kadar tarif etti. Ağız ağza gülüşmeler, konuşmalar. Neden yalan söylesin ki kadın? Ya tamam sizin dünür de metresi olduğunda kabul edecek hali yok tabii. Tövbe de, günah alıyoruz belki de. Vallahi yengecim ben eminim. İnkar edeceklerine Alev denen o kadına sahip çıksınlar. Dur bakalım Leman sen bir sakin ol. Yakında çıkar kokusu. Çıkacak çıkacak. Hadi selametle yenge. İyi hadi gene konuşuruz. Görüşürüz güle güle. Oh hay Allah. Ay sonunda eve döndük. Gözümüz aydın. Bir an parasız kalacağım diye ödüm koptu ya. Malum benim kahveye de borcum var kızım. Hala borç diyor ya. Biz sokakta kaldık, onu düşünmüyorsun. Kahve olan borcunu düşünüyorsun. Biraz büyük düşün, büyük. Daha mı büyük borç yapayım? Ulan abim demeyeceğim, bir tane yapıştıracağım şimdi sana. Cık. Sana Nursema'ya yürü dedim, öylece duruyorsun. Yürüyoruz, hatta koşuyoruz ama kız bizi beğenmiyor, ne yapalım? Çok merak ettim, yürüyüp ne yapıyorsun Allah aşkına? Bakışlar atıyorum, bak böyle. Aa, gerçekten mi? Ay neden bakış attın daha önce söylemedin bana? Ben hemen eve gidip gelin bohçasını hazırlayayım. Ya abi kafanı çalıştırsana biraz Allah aşkına. O evin hali ne öyle? Ev mi mezbabı belli değil. Orada insan hastalık kapar, ölür Allah korusun. Allah seni inandırsın. Ölmemek için direniyorum yani. Seni oradan acilen çıkarmamız lazım. Nursema ile evlenirsen bizim yanımıza gelirsin zaten. Nasıl olacak o iş? Ben şimdi Pembe'den ilerleyeceğim. Zaten Nursema ile araları bozuk bugünlerde. O yüzden onu iyice işleyeceğim. İşe yarar mı? Bakacağız artık. İşe yaraması için elimden geleni yapacağım. Hatta ben şimdiden eve gidip işe koyulmaya başlayayım. Ama önce hesabı öde. Hadi bakalım. Ay bir gün de üstüne paran olsun. Hadi hadi. Anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır kızım? Ablam nerede? O aşağıda hat çalışıyor. İyi. Hazır ablam yokken biz de gelin kaynana biraz muhabbet edelim ha? Edelim kızım. Çok şükür evimize döndük. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Amin. Şu Doğa da dönsün de hayırlısıyla. Evde tek bekar Nursema ablam kaldı. Artık onun da yuva kurmasının zamanıdır. İnşallah. Dur bakalım o da olur yakında. Aslında bunun için çok uygun bir talibi var ama. Ha, kimmiş? Kim olacak? Benim abim. Dur helal. Dur su iç. Ay. Dur peçete vereyim. Ay tamam tamam kızım dur iyiyim iyiyim. Ne diyorsunuz? Harika olmaz mı? Nilay'cığım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kızım? Sakın bunu sağda solda falan söyleme. Vallahi Abdullah baban duyarsa çok kızar. Neden kızsın ki? Benim abimden daha iyi koca adayı mı olur? Olacak iş mi Nilay? Nursema ile İhsan. Sen de yani. Hem Nursema ablanın başka kısmeti var. Yakında gelecek görücüsü. Tövbe estağfurullah. Peki. Öyle olsun. Bana müsaade. Da Leman'ın başka türlüsü. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim şu kıza. Abla, ne yapıyorsun? Hat çalışıyorum, görmüyor musun? Görüyorum da. Ya sergi falan olmayacakmış. Neden çalışıyorsun ki? Ben sergi olacak diye mi hat çalışıyorum? Sergi olsun ya da olmasın. Çalışıyorum işte. Anladım hobin. Ay vallahi o çocuğa da yazık oldu. Neydi adı, Ümit miydi? Ha, Umut. Ay zavallı çocuk. O kadar da uğraştı sergi mergi ayağına ama elinde patladı. Sen ne diyorsun ya? Ha? Zavallı falan. Sen kimsin ki kime zavallı diyorsun? Haddini bil. Ay pardon. Elin adamı için bu kadar sinirleneceğini düşünemedim. Açsana abla, arayan bayağı ısrarcı. Sen şansını fazla zorluyorsun. Çık dışarı. Çatışacağım. İyi ben çıkıyorum. Tövbe ya Rabbim. Ya yanlış bir zamanda mı aradım ben? Yok, yetişemedim. Öğlen senden ses çıkmayınca merak ettim. Bir problem yok değil mi? Yolunda sayılır. Bugün görüşebilecek miyiz? Ya Umut, bugün beni affet olur mu? Ama yarın söz bir şekilde çıkacağım. Seni çok özledim. Ben de seni özledim. Bak, ben seni zor duruma sokmamak için çok ısrar etmiyorum ama... Yani normal şartlarda çoktan kapına dayanmıştım, haberin olsun. Teşekkür ederim. Nursema, ben yarın ofiste yalnız olacağım da... Eğer senin için de uygunsa istersen burada buluşalım. Yani burada otururuz, hem öyle bir tedirgin de olmayız yani biri bizi görecek edecek falan diye. Ne dersin? Sen ne kadar ince düşünüyorsun. Yani beni bu kadar düşünmen, önemsemen beni çok mutlu ediyor. Senin mutlu olduğunu bilmek de beni çok mutlu ediyor. O zaman yarın görüşürüz. Hayırlı günler. Tamam, sana da hayırlı günler. Bir de benim abim beğenmezsiniz. Görürsün sen. Kızım, dilinizi mi yuttunuz? Ne öyle işaret diliyle konuşuyorsunuz? Yok babacığım, işaret diliyle konuşmuyoruz. Ne oldu Abdullah Bey? Bir anlasam ne olduğunu. Kaşlar gözler havada uçuşuyor. Yok babacığım, siz yanlış anladınız. Ben aslında sizden izin isteyecektim. Ne izni? Bugün Nursema ile alışverişe çıkalım mı diyecektim de izniniz olursa. Kızım, sen ne zaman alışverişe çıkmak için benden izin istedin? İstiyorsanız çıkın. Yok babacığım, ben gidemem zaten. Benim işim var bugün. Niye, ne işin var kızım? Ne güzel işte, gelin görümce gidin. Vakitlice de gelirsiniz. Anneciğim, dedim ya ben Emine'ye bir uğrayacağım diye. Şimdi ayıp olur. Ben de geleyim abla. Emine'nin biraz canı sıkkın Nilay. Şimdi onun konuşacakları vardır. Senin yanında da kız rahat konuşamaz. Ayıp olur yani. Ben şirkete gidiyorum. Hadi Fatih. Baba, ben önden bir otele uğrayacağım. İyi. Baba, benim uğrayacak yerim yok. Ben geleyim mi? Gel oğlum, sen benimle gel. Pembe Hanım, Kıvılcım Hanım ara da akşam bize gelsinler. Şu çocukların meselesini aile büyükleri olarak bir konuşalım. Tamam, tamam, ararım. Siz olmayacaksınız. Biz aile büyükleri olarak konuşacağız. Amcana da haber veririm. Tamam. Ay, o da boşandı diye ne mutlu. Nasıl olmasın? Mustafa ile biz de olalım. Tamam kızım, istiyorsanız olun. Hadi Mustafa. Gel. Gel Can, gel otur. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Konuşmamız gereken bir şeyler var deyince merak ettim. Önemli bir şey mi oldu? Olmaz mı ya benim hayatımda? Sabah sabah Leman yine ortalığı karıştırmış. Ne yaptı yine? Dün yemekteyken sana bir ara telefon geldi ya, sen yanımızdan kalktın hani. Evet. O ara tesadüf Leman'ın da bir arkadaşı oradaymış. Ki ben bunun tesadüf olduğuna asla inanmıyorum. Alev'le beni sevgili sanıp hemen Leman'ı aramış, yetiştirmiş. Yok artık. Aynen öyle. Bir de yememiş içmemiş sabahın köründe abimlere gidip Ömer'in hayatındaki kadının Alev Arslan olduğunu söylüyor ya. Gidip bunu araştırmış, inanabiliyor musun? Bombayı patlatmış. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil ama gerçek Can. Maalesef. Şimdi benim bu kadından niye bir an önce ayrılmam gerektiğini anlıyorsun değil mi? Ayrılmak istememin en önemli sebebi Kıvılcım. Onu kaybetmek istemiyorum. Ama bu kadın rahat durmayacak. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir an önce bizim bu işi ne yapıp edip bitirmemiz lazım Can artık. Abi çok haklısın. Ama sen hiç merak etme, ben de boş durmadım. Yarına dava günü aldım. Gelmezse kendi bilir. Yani bu olayı da bu arada dava dosyasına koyacağım. Sen hiç merak etme. Sonunda. Yarın bu iş bitecek abi. Sana güveniyorum Can. Allah'ım ya, uğraştığım şeylere bak. Bir de Alev'le sevgili olmadığım kalmıştı. O da oldu sonunda. İşte çok şükür. Yalnız şu Alev. Ne olmuş Alev'e? Yani bayıldım desem. Allah Allah. Yüzünden anlaşılıyor zaten bayıldı. Ama yani bir daha nasıl görürüm bilmiyorum. Arayıp konuşacaksın. Ne var ki bunda? Nasıl? Şöyle. Dur Allah aşkına bak. Ergen konumuna geçeceğim kızın karşısına. Can, oğlum hayatında hiçbir şey erteleme. Ne istiyorsan onu yap. Yoksa sonun benim gibi olur. Çalıyor. Aa. Alo enişte. Ay pardon, bu başka bir şeydi değil mi? Alev merhaba, nasılsın? İyiyim, günlük koşturmalar işte. Sen nasılsın? İyiyim vallahi ben de. Biz de ofisteyiz, Can'la oturuyoruz. Hani dün tanışmıştın ya yemekte. Benim avukatım. Ha, şu Apollon heykeli gibi olan avukatın mı? Selamlarımı ilet lütfen. Diyorum ki selamını kendin mi iletsen hazır yanımdayken? Tamam, olur. Tamam, veriyorum. Alo Alev, merhaba. Nasılsın? İyiyim Can, sen nasılsın? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Yani iyiyim. Ben böyle lafı dolandırmayacağım. Kusura bakma birden giriyorum ama yani eğer senin için de uygunsa yarın bir yemek yiyebilir miyiz? Tamam. Olur, yiyelim. Tamam o zaman ben sana mesaj atıyorum. Numaramı kaydedersen sevinirim. Anlaştık. Tamam, görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Bu neydi şimdi ya? Vay be. Doğan bu kadar hızlı kabul olmuş olabilir mi acaba? Ne kadar saf, iyi niyetlerle dilediysem artık. Temiz kalbime sağlık. Abi sen benim saadetimin mimarı olabilir misin? Yani ben bu kızı nasıl göreceğim diye düşünürken bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim. Hakkında hayırlı olur inşallah. Vah! Merhaba Can. Alev merhaba. Müsait miydin? Müsaitim. Nasılsın? Yoğun bir günün ardından iyiyim. Sen nasılsın? Yoğun ve gergin bir günün sonunda sanırım ben de iyiyim. Ya bugün kusura bakma böyle bir anda paldır küldür bir yemek daveti oldu. Umarım kusura bakmamışsındır. Ben de şaşırdım yani Ömer işte. Yok rica ederim, ben böyle şeylere takılan biri değilim. Sen de rahat ol lütfen. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ben seni o zaman daha fazla tutmayayım. Yarın akşam yemekte görüşürüz. Tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. Adam resmen naziksin falan diyor ya. Bilse koşarak kaçacak da. Ay neyse, oh be. O kelapoya mı kaldım zaten mıy. Burada mis gibi Can dururken. Merhaba Alev. Hoş geldin. Merhaba Can, hoş bulduk. Ha, lütfen. Pardon. Teşekkür ederim, çok kibarsın. Rica ederim. Bazı kadınlar kibarlığı fazlasıyla hak eder. Ben sanırım hiç o kadınlardan olamadım ama. Yani senin kadar kibar bir erkekle karşılaşmadım desem yeridir. Bu da onların ayıbı. Aa, ne yersin? Bakayım. Hı hı. Ben galiba buradaki her şeyi yiyebilirim. O yüzden seçimi sana bırakıyorum. O zaman hepsinden sipariş verelim. Pardon. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oo, keyifler yerinde bakıyorum. Günaydın canım. Gel öpeyim. Tamam, anlaşıldı. Ben gideyim bir kahve yapayım. Günaydın. Senin kadar güzel bir gün diliyorum. Gecen güzel geçti galiba. Ay, çok güzel bir akşamdı Umut. Yani nasıl içten dilediysem hemen oldu. Can harika bir adam. Böyle duygulu, esprili, kibar, başarılı, donanımlı. Ayrıca kel değil. Aman maşallah maşallah, çok sevindim. Yani Apo Bey'den daha uygun bir adam olduğu kesin. Aman bırak Apo'yu ya. Ben zaten aklıma peynir ekmekle mi yedim? Bu Ünallar girdap gibi. Vallahi ben kurtardım darısı başına. Vallahi benim hiç öyle bir niyetim yok. Ben o girdapta boğulmaya razıyım. Boğulursan iyi. Vurgun yeme de. Abla, kahveleri de yapıyorum hemen. Hadi yap. Şöyle karşılıklı bir keyif kahvesi içelim. Tamam. Anneciğim, hadi ben çıkıyorum. Yavrum, sen de bir kahve içip çıksaydın. İyi, hadi içeyim o zaman. Öğlene kadar işim yok zaten. Aman iyi, gel. Gel. Ben çıkıyorum. Nereye Doğacığım? Bu hamilelik eğitimi için bir merkez var ya, oraya gideceğim. O da neymiş? Hamilelik sürecinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak böyle destek amaçlı bir eğitim veriyorlarmış. Yani kurs gibi düşün. Allah Allah, daha neler duyacağız bakalım. Hamileliğin de kursu mu oluyormuş? Ne oluyormuş işte. Hadi ben çıkıyorum. Dikkat et kızım kendine. Güle güle, güle, güle yavrum. Bizim zamanımızda yoktu böyle eğitimler. Hoş, şimdi var da neye yarıyor? Ne devir değişti artık anneciğim, her şeyin bir eğitimi var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Eğitim için randevu mu olacaktınız? Yok, randevum var benim. Eşiniz de burada değil mi? Eşinizle katılacaksınız. Eşim mi? Bu eğitimlere eşinizle katılabiliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum tabii. Eşim yolda, geliyor o da. Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Buyurun böyle bekleyin. Bir şey ister misiniz? Olur, su olur. Teşekkür ederim. Ne yapacağım ben şimdi? Alo Doğa. Merhaba Fatih. İyi misin karıcığım? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yolunda, merak etme. İyi, merak ettim. Ben de bir şey oldu sandım. Fatih, ben bir eğitim merkezindeyim de senin de katılman gerekiyormuş. Eğitim merkezi mi? Evet, hamilelik eğitimi. Ama böyle çift olarak katılabiliyormuşuz. Eğer müsaitsen gelebilir misin diyecektim. Sonrasında doktor randevum var. İstersen oraya da gelebilirsin. Tabii ki hayatım, tabii ki gelirim. Ne demek? Sen bana konum at, geliyorum hemen. Tamam. Teşekkür ederim. çıkaracağım. Her şey yolunda mı? Geç kalmadın değil mi? Yok, daha başlamadım. Fatih, lütfen. Doğa, sen niye böyle yapıyorsun? Bak, bir telefonla koştum geldim. Bir an bile yalnız bırakmak istemiyorum seni. Ve seni çok seviyorum. Ve gerçekten seni kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Neden bana böyle davranıyorsun? Ama böyle yaparsan ben de üzülüyorum. Fatih, ben de her defasında sana umut bağlayıp sonra hayal kırıklığına uğrayıp üzülüyorum. Ve sen de beni anla lütfen. Düzelecek. Zamanla her şey düzelecek Doğa. Biraz daha sabır. Lütfen. Neyse. Şu an bunun konuşmanın ne yeri ne de zamanı bence. Tamam, o zaman hemen yeni bir konu açıyorum. Şimdi tam olarak ne eğitimi veriliyor burada? Biz niye geldik? Hamilelik eğitimi. Yani bebek doğana kadar hem psikolojik hem de fiziksel böyle destek eğitimleri veriyorlarmış. O yüzden bu eğitimlere de çift olarak katılım sağlanabiliyormuş. İsabet olmuş. O zaman biz de katılalım aşkım, madem sen öyle uygun gördün. Geldiğin için teşekkür ederim. Seninle her yere gelirim ben. Eğitimimiz başlıyor. Buyurun, böyle geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Buyurun. Doğum başladığında sancı yavaştır. Ama rahim açıldıkça sancı artacak. Ve bu sancı bebeğimizin kolay doğumunu sağlar. Şimdi sevgili babalarımız, anne adaylarımızı arkalarından sarılalım. Fatih, ne yapıyorsun canım? Hayatım, eğitim alıyorum. Tamam, diğerleri de eğitim alıyor ama senin gibi böyle yapışmıyor. Onlar eşlerini sevmiyorlar demek ki. Ben seviyorum. Şimdi annemizin doğum sancısının başladığını düşünelim. Hayatım, iyisin değil mi sen? İyiyim Fatih. Sancım yok. Hani öyle olduğunu varsayıyoruz ya sadece. Sancı ben çok varsaydım. Hı. Varmış gibi oldu. Beyefendi size çok düşkün galiba. Çok. Şimdi sancı başladıktan sonra annemizin beline yumuşak bir şekilde masaj yapıyoruz. Anneler, sırtınızı babalara yaslayın. Yaslan hayatım sen. Yaslan, yaslan, yaslan. Ya Fatih, birazcık susar mısın ya? Bak, kızacağım artık. Senin dışında kimse konuşmuyor ya. Ve bana sakın onlar eşlerini sevmiyorlar falan deme, tamam mı? Aslında özlemiyorlar diyecektim. Çünkü aynı evde yaşıyorlar. Bir biz ayrıyız burada. Hadi, bunu konuşmanın sırası mı gerçekten? Hocayı dinleyelim. Hocayı. Masaj bittikten sonra anneler ve babalar aynı anda derin nefes alıyorlar. Yavaş. Yapmıyorsun hayatım. Ya. Senin doğum yakın herhalde. Yalnız biraz sessiz olursak. Nefese devam. Burundan alıp ağızdan yavaşça veriyoruz.